Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir tevrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Onlar, şanlı Türk ordusunun neferleri. Türk askerleri. Mehmetçikler. Peki, neden askerlerimize Mehmetçik deniliyor biliyor musunuz? Ya da doğru mu biliyorsunuz? İşte Türk askerine neden Mehmetçik deniliyor? Bütün cevaplar bu videoda. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olabilir veya bu ve benzeri bilgilendirici içeriklerin daha sık hazırlanması için bu videoyu like'a boğabilirsiniz. Merhaba. Şanlı Türk ordusunun tarihi milattan önceki zamanlara dayanır. Asya Hunlarından Selçuklulara, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar askeriyenin her başarısının altında aynı sistem ve aynı ordu stilizasyonu yer alır. Milattan önce 209 yılında Asya Hun İmparatorluğu'nun başında bulunan İmparator Mete Han tarafından onlu sistem geliştirilir. Bu sisteme göre 10 tane onlu asker 100 askeri oluşturur ve başına yüzbaşı geçer. 10 tane yüzlü asker 1000 askeri oluşturur ve başına binbaşı geçer. 10 tane binli asker 10.000 askeri oluşturur ve başına tüm general geçer. Bütün orduyu ise başkomutan yönetir. Kısacası bu sisteme onlu sistem denir. Mete Han'dan bu yana Türk ordularının takip ettiği bu sistemde Türk ordusunun anlı şanlı askerleri Mehmetçiklere neden Mehmetçik diye hitap edildiğinin 3 ana hikayesi vardır. Birinci görüşe göre Osmanlı'da 1826 yılından itibaren orduya Muhammed'in askerleri denilmiştir. Mehmet, Hazreti Muhammed'in isminin Türkçesi olarak kullanılmaktadır. Buradan hareketle Muhammed'in askerleri ifadesini taşıması için Mehmet'in sonuna çik eklenerek Mehmetçik tanımı kullanılmıştır. Bu tezi savunan birçok kişinin olmasının yanında Osmanlı ilk dönemlerinden bu yana cihat tabanlı birçok fetihler yapmıştır. Aklımdaki soru, Muhammed'in askerleri tanımı neden o dönemlerde değil de imparatorluğun sonuna doğru yapılmıştır? İkinci görüşse biraz daha masalsı ve kurgusal görünse de bu görüşe aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetler dergisinde de yer verilmiştir. Neden Mehmetçik diyoruzun cevabı bu hikayede şöyle. Ocak 1912'de Trablus'taki Tobruk Savaşı'nda ki bu savaşta komuta kademesinde Mustafa Kemal de yer almaktaydı. Bir subayın yanında çarpışan Mehmet isimli bir er vurulur ve hayatını kaybederek şehit olur. Onbaşılardan biri subaya seslenerek Mehmet şehit düştü der. Bunu duyan subay üzüntüye kapılarak vah Mehmetçik vah der. Subayın yakarışını duyan diğer askerler şehit olan erin adının Mehmetçik olduğunu sanarlar ve Mehmetçik şehit oldu diye hep bir ağızdan bağırırlar. Bu görüşte de Mehmetçik isminin o günlerden miras olduğu savunulur. Üçüncü görüşe göre ise Mehmetçik tanımı 2017 yılından bu yana yattığı mezar alanı anıtsal bir mezara dönüştürülen kahraman bir Türk askerinden gelmektedir. Bigalı Mehmet Çavuş. Bigalı Mehmet Çavuş, Balkan Savaşlarına katılmak için Osmanlı ordusuna gönüllü olarak başvuran Çanakkale Bigalı bir gençtir. Balkan Savaşlarından sonra Çanakkale'de de savaşan Mehmet Çavuş, Seddülbahir cephesinde görev aldı ve burada İtilaf devletlerine ait birçok gemiyi bombaladı. Savaşın ilerleyen dönemlerinde topçu bataryaları Osmanlı ordusu tarafından boşaltıldığında buraya nöbetçi birlik olarak 30 asker bırakıldı. Bu askerlerin arasında yer alan Bigalı Mehmet Çavuş burada düşmanın karaya çıkışını engellemek için savaştı. 3 saat süren şiddetli savaş süresince sürekli yer değiştiren Türk birliği düşmana sayıca fazla oldukları izlenimi oluşturdu. Savaş sırasında Mehmet Çavuş'un tüfeği parçalandı, bunun üzerine tüfeğini düşmana fırlattı, sonrasında da taş fırlatarak düşmana saldırmaya devam etti. O sırada Mehmet Çavuş başından ve sağ göğsünden yaralandı. Daha sonra karaya inen müttefik birlikleri süngü saldırısıyla düşman birliklerini gemilerine dönene kadar takip ettiler. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Çanakkale Surları Komutanı'na bir rapor göndererek Bigalı Mehmet Çavuş'un madalyayla ödüllendirilmesini istedi. Mehmet Çavuş'a harp madalyası verildi. 16 yıl orduda görev yapan Bigalı Mehmet Çavuş'a sonraki yıllarda devlet tarafından mali yardım yapılmak istendi. Fakat Bigalı Mehmet Çavuş para için değil ülkesi için savaştığını söyleyerek yardımları reddetti. İşte 3. görüşte Mehmetçik tanımının kökeninin
Bigalı Mehmet Çavuş'un kahramanlık hikayesinden doğması üzerinedir. Mehmet Çavuş'un kazandığı madalya ve savaş hatıraları Bigalı Mehmet Sanat Galerisi'nde sergilenmektedir. Sizce bu üç görüşten hangisi doğru? Biz Türk askerine neden Mehmetçik deriz? Bize cevaplarınızı yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bu tarz videoların daha sık gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka STC videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.